Tarihte ilk defa gördük ki bir yarışmada ailelerin reality'nin içerisine girdiğini, değil mi? Bu hafta çok ekstrem bir haftaydı. Bu haftada Aleyna ve Ayşe ile hangi tarihte gördüğümüz en yüksek oy alan yarışmacılardan birini koyup potaya? Onun için çok talihsiz pota olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi zaten ama Steven yine elenebilir miydi böyle bir hafta yaşamasak? Yine Ayşe ve Aleyna'ya karşı SMS'te düşük gelebilirdi. Şimdi onu da bilmiyorum. Burada bir iki tane doneyi önümüze koymamız lazım. Birincisi yarışmada çok az insan kaldı zaten. Evet. Yani şu anda çok geniş bir yelpazede onun yerine şu giderdi, bu giderdi diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Onu cebimize koyalım. İkincisi, şimdi Survivor'da bana sorarsanız başından sonuna kadar fan grupları veya kemik kitlesi olan yarışmacılar bir şekilde attığı SMS oylarıyla götürüyorlar. Ama Survivor'da ne zaman bütün Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğunda o zaman Türk halkı duruma karşılık olarak tepki oyları veriyor. Ve kutuplaşıyor. Ve burada kutuplaşıyor. Şimdi burada sadece biz Aleyna Kalaycıoğlu veya Ayşe diye isim bazında gitmeyelim. Bu durum, bu haftaki durum öyle bir ortam yarattı ki bu Survivor'ın başından beri gelen haftalık SMS'lerin de çok üstünde bir SMS gelmiştir bu hafta. A mı B mi diye bir şık oluyor. Yani bir taraf oluyorsun. Evet. Kesinlikle. Aleyna mı haklı, Ayşe mi haklı? Aynen öyle. Ama evet. Steven seçeneği yok burada. C şıkı Steven değil. Onun dezavantajı o oldu. Yani Steven bu derbide yoktu yok zaten. Yok işte yani orada yok. Yani maalesef. Ayşe Aleyna Kalaycıoğlu derbisinde Steven yoktu. Ne kadar başarılı olursa olsun. Yani bugün kimin için söyleyebiliriz? Bugün mesela şimdi söyle. Poyraz olsaydı Poyraz'da sıkıntı yaşayabilirdi. Poyraz olsaydı, İsmail olsaydı, Batuhan olsaydı hiç fark etmez. En kralı kimse o olsaydı tabii. O da sıkıntı yaşardı yani. Bir de Furkan'cığım şöyle de bir şey oldu. Şimdi İsmail'in takım arkadaşını kurtarmak istemesi. Yani Aleyna Kalaycı çok doğaldır. Şimdi ben de olsam ben de takım arkadaşımın gitmesini istemem. İsmail Aleyna Kalaycıoğlu gitmesin diye ne yaptı? Güçlü birini söyledi. Gitmesin diye nasıl güçlü birini söylüyor? Nasıl gitmesin diye? Senin cümlelerin. Bir dakika ya yanlış Murat mı? Murat abicim. Bir dakika dur abi. Gitmesini istemiyor. Bir dakika dur. Murat abi toparlasın abi. Ama işte toparlayamıyor. Daha tamam, da toparlarım sen. Tamam, bana toparlamayı mı öğreteceksin ya? Tamam. Bir yanlış bir şey söyledim. Dur söyleyeceğiz. Yanlış mı söyledim ben? Murat abi siz tekrar kafanızı toparlayın. Ben toparlıyorum. İsmail Aleyna Kalaycıoğlu gitmesin diye takım arkadaşını gitmesini istemedi. Doğru söyledim işte gitmesin diye dedim. Gitmesin, gitmesin diye güçlü birini söyledi dedin. Geçen haftanın birincisini potaya mı koydun? Gitmesin diye bir dakika abicim. Yani aslında normalde şöyle hani Aleyna Kalaycıoğlu gitmesin diye evet. Güçsüz biri söylenir ya. Ha işte hani, Dora'yı söylemedi, güçsüzü söylemedi, güçlüyü söyledi işte. İşte o gitmesin. Gitsin diye söylemiş oluyor. Hayır, hani. Hayır, hayır. Olur mu ya? Bak diyor o ki. O noktada da katılmıyorum. Bir dakika abi bak ben izah edeyim abiciğim. Şimdi bak İsmail diyor ki Aleyna Kalaycıoğlu'na. Ben diyor seni düşündüm. Kendi söyledi ya. İzlemediniz mi? Ben diyor seni düşündüm. Seni düşündüğüm için Dora'yı söylemedim. Aslında Dora'yı söylemem lazım. Ben Ayşe'yi söyledim. Değil mi? İsmail Ayşe'yi söylemedi mi? Evet. Ayşe'yi söyledim diyor. Eğer Ayşe'yi söyledim diyor sen Ayşe'yle kapış diye diyor. Yani sonuçta İsmail... Ayşe mi güçlü, Dora mı güçlü? Abicim Dora'yı anlatamıyorum ki. Ben yanlış mı anlatıyorum? Çünkü anlamadım. Sen İsmail'in söylediğine inanmaya çalışıyorsun. Oradan gidiyorsun ve tıkanıyorsun. Ay niye tıkanıyorsun? Çünkü İsmail söylüyor. İsmail'in çıkarımı... Ya kimse şunu söyleyemez Murat abicim. Senin için evet. Ben... Haftalardır birinci olmuş bir kadını karşına koydum diyemez. Ama seni düşündüm diyor. Değil. İsmail söylüyor. Ama söylüyor evet, da. Yalan mı söylüyor İsmail? Hayır onu soruyorum. Söylüyor da. Evet. Bak söylüyor ben da. Ben ama İsmail ne söylüyorsa ona inanıyorum. Doğru olan bu mu? Yani ben Semih'i düşüneceğim. Evet. Semih'in karşısına nasıl diyeyim? 800 kilo halter kaldıran adamı koydum. Bak diyor ki. Seni düşündüm. Poyraz'ı söyle. Ben de çok mutluyum Sema. Teşekkür ederim. Poyraz'ı söylesem diyor senin için daha kötü olurdu diyor. İsmail'in Aleyna Kalaycıoğlu'na söylediğini anlatıyorum ben. Dora ama. Dora var orada. Ya tamam da adam Aleyna Kalaycıoğlu'na bunu söylüyor. Aleyna Kalaycıoğlu da gayet sen memnun. Sen bunu söylediğinde. Aleyna Kalaycıoğlu da gayet memnun. Ben diyor karşıma Ayşe'nin çıkmasını istiyordum zaten diyor. Ayşe'yle mücadele etmek istiyordum. Sonumuzun ne olacağını görmek istiyordum. Korokor mücadele istiyordum. Aleyna Kalaycıoğlu İsmail'e "Aa İsmail sen niye bunu yaptın?" demiyor ki. Aleyna Kalaycıoğlu memnun. Kasım, İsmail Dora'yı da bekliyordum diyor. Efendim? Dora'yı söyleyeceğini hayır. Düşünüyordum da diyor. Olur mu? Şeyle, ne diyecek? Ayşe geldi önce, çok mutlu. Bir gün önce karşıma Dora'yı yazacağım kazanırsam diyor. Kim diyor? Söylediler Murat abicim. Ama... Onu söylediği değil. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ben onu merak ediyorum. Ne hakkında? İsmail mesela gerçekten Aleyna
gitmesin diye uğraşıyorsa evet. potaya Dora'yı sokması gerekmiyor muydu? Hiç birincilik almamış bir yarışmacı varken defalarca birinci olmuş Ayşe'yi koyması risk değil midir? Tamam da ben de şimdi bunu güzel bana soruyorsun. Ben sana onun cevabını vereyim ama ben yaşanan bir şeyi anlatıyorum. Tabii o ya, söyler herkes yani der. Yaşanan bir şey. Ben çünkü ne diyor? Şimdi, sen gitme tamam diye da, yazıyorum. Ama bu İsmail de şimdi İsmail bak bunu İsmail röportajda filan Aleyna yanında yokken söylese size hak veririm. Ama İsmail Aleyna'nın suratına bunu anlatıyor. Aleyna da diyor ki tamam İsmail'cim tamam. çok iyi oldu benim için diyor. Harika oldu diyor. O da çok mutlu. İkisinin arasında geçen diyalog. Şimdi ben ikisinin beyninden ne geçtiğini, İsmail'in beyninden geçtiğini. Ben ne yaşanıyorsa, Survivor'da ne görüyorsam onu yorumluyorum. Ama siz mesela diyorsunuz ki, özellikle Semih diyor ki İsmail öyle düşünmüyor. E ne bileyim abi adam onu anlatıyor. Nasıl ben İsmail'e diyorsa onu anlatıyorum. Keşke ben de yarıştığım zaman böyle konuşsaydım Sayın Furkan dede. Seni çok seviyorum. Senin için ölüyorum. Sema. Evet. Yazıyorum ismini. Katladım. Murat abi ya da Murat abi gibi düşünenler muhtemelen ne diyecekti? Semih helal olsun. Sema'yı çok seviyor. O yüzden potaya yazdı. Şimdi bunların bu cümlelerin aslı astarı olmadığını bence herkes bilmeli. Niye kız bir şey demiyor peki? Kız ne diyecek? Nasıl Murat abi ne diyecek kız? Diyebilir orada herkes her şeyi söylüyor. O zaman söylüyor. Güçsüz bir maç çizer. Niye? Güçsüz söylemez. Bir maç çizer. Ne diyecek? Ayşe ile ben potaya çıkmaktan hoşnut değilim mi desin? Niye Dora'yı söylemedin mi desin? Kızın öyle bir gücü yok. Söyleyemiyor. Kız söyleyemiyor. Nereden çıkınca belki söyler yerim. Nereden biliyorsun söyleyemedin? Söyleyemiyor. Beyninin içine mi giriyorsun? Ama söyleyemiyor. Nereden biliyorsun? Akıl var mantık var. Niye akıl Ayşe var? Ayşe 3 kere SMS birincisi olmuş. Evet. Steven geçen hafta SMS birincisi. 2 tane tamam. SMS birinciliği var. Tamam. Dora'nın hiç SMS birinciliği yok. Tamam. Dora bile dalga geçiyor. Diyor ki bunlar beni ciddiye almıyor. Beni niye söylemiyorlar burada, diyor. Adam kendisi dalga geçiyor. Sen diyorsun ki İsmail sen öyle dedi. De o zaman ben sana bir şey diyemiyorum. Sen de dün burada dedin ki. Sen de dün burada dedin ki Aleyna Kalaycıoğlu da senin hissettiğini hissetmiyor mu? Sen de burada dün dedin ki Aleyna Kalaycıoğlu dedin. İnanılmaz bir oy alacak. Bence aldı. E tamam o da biliyor. Hissetmiyor. O nereden bilecek? Sen nereden hissediyorsun? Ben bilirim. Ya sen nereden biliyorsun? Kız hissetmiyor. Sen nereden hissediyorsun? Dışarıdaki nabzı biz ölçebiliyoruz da onlar ölçemiyorlar ya. Ya korkmaları sen kaç tane yarışmacı eledin biliyor musun Murat abi? Kim? Kaç tane yarışmacı mı eledin? Şimdi Murat abi. Ne yapayım abi sen elediysen. Tamam. Ya, nereden biliyorsun Aleyna diye sana söylüyorum işte. Aleyna Kalaycıoğlu'nun şu anda İsmail. Nereden biliyorsun ya diyorsun kardeşim, söylüyorum sana. İsmail ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki konuşmayı ben dinliyorum. Dinlediğim zaman ikisinin arasındaki konuşulan konuyu ben masaya yatırıyorum. Ben onun beyinlerine girip de ay o onu demedi, bu bunu demedi. Onlar hayali. Ben ne gördüysem onu anlatıyorum. Evet, hayali. Evet hayali. Adam bunu dedi. Hepimiz inanacağız o zaman. Ne derler? Ben de onu söylüyorum. Sen, keşke ben de Survivor'da öyle konuşayım. Sen o zaman İsmail'in devamlı orada çıkıp hep böyle Sema ne duymak istiyor? Furkan ne duymak istiyor? Murat abi ne duymak istiyor? Hep onları söyleyeyim ben. E sen şimdi İsmail'in söylediğini yabana atacağız. Sen kilometreler uzakta İsmail'in yerine seni mi dinleyeceğim ben? İsmail ne dedi? Sonra dinliyorum. E de dinle. İşte dinle oy da at. Oy mu atayım? Oy at o zaman. Ne oy atacağım? O zaman yani çok doğru bir çıkarım yaptıysa çok yani sen mantıklı nereden? Adil bir şey söylediğine inanıyorsan oy at bence sen destek ol. Sen niye İsmail'e inanmıyorsun? E sana 100 kere mi söyleyeceğim? Ne 100 kere mi? 3 kere SMS birincisi Ayşe var. 2 kere SMS tamam, birincisi evet. Steven var. Bir de orada kendiyle bile dalga geçebilen bir adam var. Diyor ki beni kale almıyorlar mı? Beni nasıl yazmaz bunlar diyor. Bunu söylüyor peki, adam. Peki şöyle yapalım. Söylemiyorlar. Potaya onu söylemiyorlar. Ben İsmail gelip diyor ki seni düşündüm. Tamam. Seni, nasıl İsmail'e onu düşündüm. Şunları niye söylemiyorsun? Berkay ne dedi? O zaman Berkay'ın dediğine İsmail de aynı şeyi söyledi. Evet. Berkay ne dedi? Duydunuz mu? Ben dedi. Biz demedi. Ben işime geleni yapacağım tabii ki dedi. Steven benim önümde engel olabilir. Takımın da engel olabilir ama dedi, ben kendi menfaatlerimi de düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda bana engel olabilir. Steven'ın gitmesini istiyorum. Hiçbir yanlış bir ifade yok. Fakat Aleyna'yı düşünüyorum lafını çıkartamıyorum ben bu çıkarımdan. Ya da İsmail'in konuşmasından, İsmail'in Ayşe'yi potaya söylemesinden Aleyna'yı koruduğunu biz nasıl çıkartabiliyoruz? Böyle bir nasıl bir mantık olabilir? Sen nasıl yorumluyorsun? Söylüyorum işte. Hayır yani tamam. İsmail ben Aleyna gitsin istedi demiyorum. İsmail tabii ki Steven gitsin istedi, tabii ki Ayşe gitsin istedi. Fakat onların gitmesini isterken kendi arkadaşının çıkarını da gözetmedi. Bunu söylüyorum. Yani o arkadaşının riske attı. Şunu dedi. Steven giderse çok güzel olur. Ayşe de giderse çok güzel olur. Ama Aleyna da giderse ne yapalım? Bana ne? Ben şampiyonluğa gidiyorum. Bunu söylediler. Poyraz'ı da söyleyebiliriz diyorlar. Şimdi Aleyna'nın karşısında söyleyemez mi? Söyleyebilir. Söyleyebilir. Ama demesinler ki biz takımı düşünüyoruz. Aleyna'yı koruyoruz. Ya bende dalga mı geçiyorlar o zaman öyle dedikleri zaman? Sen nasıl madem, bir koruma bu? Sen madem beyin okuyorsun o zaman ben de sana diyorum ki o zaman ben de beyin okuyayım. O zaman benim şahsi görüşümde tabii ki ben
sallıyorum şu anda görüş olarak. Bana göre de Aleyna Kalaycıoğlu belki de gitti İsmail'e dedi ki Ayşe'yi söyle dedi. Ben onunla korakor kapışmak istiyorum dedi. Nereden biliyorsun? Kız konuşmadık dedi. İsmail de onayladı. İki tarafta. İki tarafta. Onu biliyorsun da onu niye İki taraf onayladı. Ama burada şimdi şöyle bir durum var. Ben tabii Aleyna Kalaycıoğlu'nun röportajlarını çok dikkatli biçimde izledim. Mutlaka tabii ki Dora'nın daha güçsüz olduğunu Aleyna Kalaycıoğlu da tahmin ediyordur. Yalnız...